İlimden medeniyete. Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir ilimden medeniyete programında daha sizlerle beraber olmaktan dolayı sevinçliyim. Bugünkü programımızda Osmanlı'nın büyük alim olan Şeyhülislam'ı İbni Kemal Paşa olarak tanınmış veya Kemal Paşa Zade, Ahmet İbni Kemal Paşa Zade de denen büyük insanın artık birkaç manzumesinden nasihatlarını okuyacağız. Öyle ya, hani İmam-ı Rabbani Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ya, her kaptan içindeki dışarı sızar. Diyeceksiniz ki, abi ne kabı ya, dışına niye sızsın ya? Plastikten sızar mı? Doğru, sızmaz. Çelik tencereden sızar mı? Sızmaz. O zaman da bunlar yoktu. Testi vardı. Topraktan testi, fırınlanmış topraktan testiler vardı. Şimdi de var da, şimdi artık çiçek saksısı bile plastiklerden oldu. Ondan bile delik koymazsan su dışarı sızmıyor. O testilere su koyduğunuzda toprağın hafif geçirgenliğinden dolayı böyle üzeri ıslanır dışı. O da havanın sıcaklığıyla buharlaşır. Malum su buharlaşırken etrafındaki buharlaştığı zeminden ısıyı da sıcaklığı da alır götürür. Isıyı çeker yani. Onun için biz çocukken çeşmeden suyu getirdiğimizde testiyle azıcık böyle güneşte bekletirdik. 3-5 dakika çeşmedekinden daha soğuk bir hale gelirdi sular. Biz öyle büyüdük. Klor var mıydı? Yoktu. O var mıydı? Yok, 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 yok. Yok. İşte öyle doğru dürüst bir hastalık da olmadı. Ama şimdi herhalde öyle bir şey olsa en olmadık hastalıklar hemen baş gösteriverir. Görüyorsunuz, küçücük bir hastalık, küçücük bir mikrobun, efendim, virüsün meydana getirdiği hastalık bütün dünyadaki 8 milyar, 9 milyara yakın insanı selama durduruyor. Hiç emir vermeden herkes aman kontrol, aman kontrol, niye virüs duymasın ya. Hani uçuyorduk, kaçıyorduk, modern çağdaydık. Böyle. İbni Kemal Paşa Hazretleri'nin tabii şair tarafı da vardı ama şiiri böyle bir kelimeleri usturuplu oturtmayı çok güzel bilirdi de ekseri şiirler böyle kelimeleri, kafiyeleri oturtabilmek için zahmet çekilen bir şeydir. Fakat bir kimsenin dağarcığında kelime çoksa, ilim çoksa, o çabucak oraya lazım olan kelimeyi bulur, çıkartır. Çünkü Allah-u Teala'nın anlatılmasıyla ilgili ilim sahiplerinin bellekleri kayıt özelliğini kaybetmiyor. Tuşa daha basmadan önüne getiriyor. Şimdi de bir bilgisayar 2-3 seneyi geçti miydi? Ya ne yapacağız arkadaşlar, ben de anlamıyorum bu bilgisayar falan. Abi o gidiktir, gidiktir, gidik, bitmiş yani, bitmiş. Niye ya, bu hani bilgisayar diye ya? Beyindi ya. Allah Allah, ne oldu ya? Ey abi, bunlar böyle. 80 sene yaşamış adam. Gidik yok. Buyuruyor ki,
İbni Kemal Paşa Hazretleri bu hikmetli sözlerinden birinde "Ger siyah taşı kızıl kan ile rengin etsen, rengin, renklendirsen neyi? Siyah taşı neyle? Kanla sıvayarak kırmızı renge çevirsen, rengini değiştirsen. Bir siyah taş var, efendim üzerine kan sürdün, her tarafına böyle yağlı boya yapar gibi. Kırmızı oldu. Tabatak yer verip lale bedehşan olamaz. Kıymetli taş lale bedehşan, bedehşan kırmızısı. Onun işi değişmez ki diyor. Ona bakıp da vay be bu ne kadar güzel bir bedehşan kırmızısıymış. İşte kıymetli taşlardan biriymiş diyemezsin. Çünkü o kırmızı kan altında siyah taş var. Ne kadar düşündürücü bir cümle. İşte berceste bunun yanında hiç kalır berceste. Sadece edebiyat ustalığı berceste. O da ilim ister de bu başka bir şey efendim. Eylesen tutiye talimi edayı kelimat sen tuti papağan. Papağanı alsan, kelimeleri, konuşmayı ona öğretsen, bu anlaşıldı. Sözü insan olur. Evet, gagasından çıkan şey insan sözüdür. Ama özü insan olmaz. Kendi insan olmaz. Evet, konuştuğu insan. Kıymetli dinleyenlerim, şöyle bir etrafımıza bakalım. Şu andaki birçok memleketin veya bütün memleketlerin çektiği sıkıntıların en başında bu yok mu? Bu var. Bakıyorsun adam ağzından öyle şeyler çıkıyor ki sen en güzel kelimeyi öğretmişsin papağana. O da onları söylüyor. Papağan gibi söylüyorsun derler ya. Fakat söylenişe bakıyorsun, manasına bakıyorsun, neticeye bakıyorsun. Bu insan sözü olamaz diyorsun. Yalan, dolan, o, bu, nereye vurursanız vurun. Bu her tarafa uyan bir kalıptır efendim. Hani çocukların böyle oyun çamurları var ya efendim, onun gibi neyin içine koysanız ona göre gider. Başka bir beytinde, size benden nasihat olsun kim? Bakın bu benim size nasihatim olsun buyuruyor. Gam iriştükte, eylemen feryat. Eğer bir sıkıntı, bir üzüntü geldiğinde ah vah ya Rabbi olur muydu, bu genç yaşta ölür müydü, bu şöyle olur muydu, bu bana yapılır mıydı, ya Rabbi hangi günahı işledim ben? Tövbe ya Rabbi, hesap mı soruyorsun ya? Allah-u Teala bana hesap sorulamaz demiş, bitti. Evet, eğer diyor, ben sana nasihat edeyim, bir üzüntü, bir sıkıntı gelirse, feryat etme. Birisi, bu ki dost gamda olur, biri de bu ki düşman olur şahit. Sen böyle feryat edersen, dostların çok üzülürler. Vah 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 vah. Dostlarını üzersin. Düşmanların da oh, oh, ya işte böyle derler. Olma,
Hak'tan Irak olana yakın. Allah-u Teala'nın emirlerinden uzak olanlara yakın olma. Onlarla arkadaşlık etme demek bu. Hani Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh, bana arkadaşını söyle, senin dininin derecesini söyleyeyim buyurmuşlar ya, yani elinde termometre yok ki ne kadar vücut sıcaklığını ölçecek. Ama onun da bir ölçüsü var. Evet. Allah'a uzak olana yakın olma. Allah'ın emirlerinden uzak olana yakın olma. Yaramazlara eylük etme sakın. Sakın sakın yaramazlara, yani kötü işlerle uğraşanlara sakın yardım etme. İyilik etme. Hatta derler ki, tabii ne kadar doğrudur bilemiyorum. Efendim, bir kimse bir kötüye bir hususta iyilik etse, kötünün işini kolaylaştırsa, o kötünün kötülüğünü görmeden ölmez gibi bir şey söylerler ama ne derece kitabi onu tam bilmiyorum. Hezl ile demedi diyen bu sözü görünürse nola latife yüzü. Ya bu adam da yani böyle ne biçim herzeler söylemiş falan filan derse sakın buna latife, latif tarafını gösterme, iyi yüz gösterme. Kurdu it terbiye derin yüzsün. Kurdu al, kasap gibi yetiştir. Efendim, deri yüzmeyi falan da öğret, parçalayıp yemesin koyunları. Ama terbiye edersen senin de derini yüzer. Yetiştirirsen. Besle kargayı, gözlerin oysun. Biz bunun ikincisini okullarda falan duyduk ama kimin sözü, nereden gelmiş, bir köy ağzı mı falan filan. E köylerde ilim vardı benim eskiden. Köylü deyip gelip geçmeyin. Çünkü kazancının büyük bir kısmı alın teriyle, sıcak soğuk, büyük meşakkatlerle olan insan. Yani helal lokma. Evet. E bu insanda Allah-u Teala ilim ihsan ediyor bunlara. Bir vesilede birisini gönderiyor. Diyor ki manzumelerinden birisinde, kısmetindir gezdiren yer seni, kısmetindir gezdiren yer seni, arşa çıksan, ta işte astronot olarak gittin, ne oldu? Nerede öldü Armstrong? Geldi karada öldü. Ya hani arştaydın arkadaş, orada öl git işte. Arşa çıksan akıbet yer, yer seni. Tabii biz bunu biraz daha değişik biliyorduk ama yani bir alimin böyle yazdığı manzume olunca iş daha güzel oturuyor maşallah. Eline nefsinin verip kazma, nefsinin eline bir kazmayı verip yoluna kimsenin kuyu kazma. Hadi nefsim ya, şu adamın yoluna öyle bir kuyu kaz ki çup diye gitsin. Aa, ne güzel oldu, düştü. Ha, gördün mü? Yani buradaki kuyu kazmak
sadece maddeten kuyu kazmak değil, mecaz da var burada. Yani birisine tuzak kurmak. Herhangi bir tuzak kurmak. Her ki, bir kimse ki, gayrın yolunda kazdı kuyu, kendi düştü kuyuya, yüzü koyu. Yüzüstü düştü. Sen birine kuyu kazarsan, o kazdığın kuyuya kendin bu sefer başüstü düşersin. Ayaküstü düşsen hadi nefes alırsın falan. Başüstü olunca gitti. Kıl eğiliği suya at, bile bağlı balık. Balık bilmezse bilir onu Halik. Biz deriz ya yap iyiliği at denize, balık bilmezse Halik bilir. Esası bu. Halas olsun beladan, dirisen baş. Aman benim başım beladan halas olsun. Benim başım belaya sokmayın arkadaşlar. Ben bela istemem. Düşüncesindeysen, yaramaz kimseyi idinme yoldaş. Ha, bu cümleyi şimdi ters yapalım. Yaramaz kimseyi yoldaş edinirsen, başın beladan kurtulamaz. Genci de, ihtiyarı da, çocuğu da, kadını da, erkeği de. Kim olursa olsun, kim ki böyle kötü bir kimseyle arkadaş olursa, beklesin ki bu arkadaşlıktan başına bir bela gelecektir. Deneyin arkadaşlar. Hadi ben şimdi denerim falan desem gelmişim 82 yaşına. Deneyemeden de giderim belki. Siz hiç olmazsa önünüzde Allah bilir ya tabii ecelin ne zaman geleceğini. Deneyin bakalım. Veya öyle yapanları görün. Gayet kolay. Hemişe çok yanılır söyleyen çok. Ki söyler bulduğun dilde sünük yok. Yani bu bellidir ki diyor, bu bellidir ki çok söyleyen çok yanılır. Çünkü dilde kemik yok. Dil her tarafa dönüyor. Hatta bazen insanın dili Allah vermesin. Tersine dönüyor, nefes borusunu gidip kapıyor çocuklarda falan oluyor bazen. Bir şiirinde daha diyor ki, aynı ağırlıkta olan altın ile taş tartılsa, kefede müsavi gelse, eşit. Bir kilo taş, bir kilo altın. Ama kıymette eşit olamaz. Bir kilo altın, neredeymiş altınlar hemen? Adamı öldürmeye kalkarlar, bir kilo taş, ne yapacağım ben taşla uğraşacağım. İnsanoğlu. Evet. Teknik masa diyor ki, abi programı bitirdik, peki biz de bitirelim. Programımızın bugün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalınız efendim. İlimden medeniyete.